benim bu kürsüde, bu milletin kürsüsünde anayasal yetkiler sınırı içerisinde yapmış olduğum değerlendirmelerden dolayı benim savunma yapmamı istiyor. Ben dün ne söylediysem bu kameralar karşısında bugün de onların arkasındayım. Bu bir avuç sözüm ona bölücülere alan açan bu zihniyete nefesim yettiği kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim. Onların benden istemiş oldukları savunmanın da hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Ve onlara da işte bir savunma hazırladım. Boş bir sayfa. Bu savunmayı da şimdi sizlerin huzurunda zarfa koyuyor. Ve kendilerine bu şekilde iade ediyorum. Savunma konusuna gelmeden önce geçtiğimiz aylarda burada sizler aracılığıyla inşaat mühendisleri odasıyla ilgili yapmış olduğum değerlendirmeyi kısaca bir hatırlatmak istiyorum. İnşaat mühendisleri odası dar bir kadro tarafından ele geçirilmiş ve yapmış oldukları uygulamalarla bölücülere alan açtıklarını ifade ediyorum. Yine Anadolu'da kendilerine bağlı olan ama kendileri gibi düşünmeyen odalara ellerindeki güçle nasıl bir mobbing yaptıklarını, kimi zaman kendileri gibi düşünmeyen oda başkanlarına soruşturma açtıklarını, kimi zaman da onları görevden aldıklarını ifade etmişti. Bakınız, bu inşaat mühendisleri odasına bağlı olan Kocaeli'nde ki şube başkanı Kara şehitleriyle ilgili bağlı bulunduğum odanın genel merkezi neden bir taziye mesajı yayınlamıyor diye bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın üzerine bu oda genel merkezi Kocaeli'deki bu şube başkanı ile ilgili anında bir soruşturma başlattı. Yine bu oda genel merkezine, inşaat mühendisleri oda genel merkezine bağlı Bursa'daki şube başkanı kendi bağlı olduğu odanın genel merkezine yönelik siyasete karışıyorsunuz, muhalefet partisi gibi hareket ediyorsunuz diye bir takım açıklamalar da bulunmuştu. Bu inşaat mühendisleri odası genel merkezi hemen Bursa Şubesi Şube Başkanı ile ilgili bir soruşturma başlamıştı. Yine inşaat mühendisleri odasının Rize'deki temsilcisi, Rize'de açılacak olan taş ocakları ile ilgili basına bir değerlendirme yaptı, bir mesleki bir değerlendirme. Tabii basına yapmış olduğu mesleki değerlendirme, oda genel merkezi tarafından kendileri gibi düşünmediği için bu Rize'deki inşaat mühendisleri temsilcisi anında soruşturma dahi açılmadan görevden alındı. Şimdi bu inşaat mühendisleri odasını biz yakından biliyoruz, yakından tanıyoruz. Bunlar yasaların vermiş olduğu bir seçim sistemi var. Bu seçim sistemiyle sürekli kazanma üzerine kurgulanmış bir oda genel merkezi. Bu oda genel merkezi bir avuç insan tarafından her dönem kuşatılıyor ve yapmış oldukları açıklamalar ve uygulamalarla bölücülere alan açıyorlar. Oda genel merkezi bugüne kadar basına düşen, bölücülere alan açan onlarca açıklaması mevcut. Kadın hakları savundunuz der bu oda genel merkezi. Ölen kadın eğer HDP'liyse ortalığı ayağa kaldırırlar. Ama PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenle ilgili bir satır dahi açıklama yapmazlar. Bunlar tüm siyasetleri mesleki olarak hiçbir problemin çözümüne yardımcı olmaz ama siyaset olarak da biraz önce tarif ettiğim gibi HDP çizgisinde bir siyaset yürütürler. En son yaşadığımız sizlerle paylaşayım. İskenderun'da yine bu odanın bir temsilciliği var. Bu temsilciliğe bağlı yönetim kurulu üyeleri kendi arasında bir WhatsApp hesabı oluşturmuşlar. Bu WhatsApp hesabında da önce HDP'den seçilen, daha sonra da Türkiye İşçi Partisi'ne geçen milletvekilinin İskenderun'daki programının davetlisini paylaşıyorlar.
inşaat mühendislerine yakışmayan bir yönetim bugün Ankara'da mevcut. Bu yönetim HDP her sıkıştığında ona can sivri olan bir yönetim. Ve burada yapmış olduğum, biraz önce sizlere paylaşmış olduğum değerlendirmeler ışığında 10 gün önce benim savunmamı istemiştir. Ben oysaki anayasanın bana vermiş olduğu yetkiler dahilinde milletimizin sesi olmak için bu kürsüden milletimizin sıkıntısını, problemini gelip burada paylaşmıştım. Yaptığım değerlendirmeler mesleki bir değerlendirme değil, aksine siyasi bir değerlendirmeydi. O da genel merkezinin farklı seslere kulağını nasıl kapattığını, farklı seslere tahammül etmediğini, hatta farklı sesleri sindirmek için soruşturmalarla, disiplin soruşturmalarıyla o kendi gibi düşünmeyen Anadolu'daki şubeleri nasıl bir mobbing uyguladığını burada sizlerle paylaşmıştım. Bunun üzerine inşaat mühendisleri odası, benim de üyesi olduğum bu inşaat mühendisleri odası bir muhakim tayin ederek benim bu kürsüde, bu milletin kürsüsünde anayasal yetkiler sınırı içerisinde yapmış olduğum değerlendirmelerden dolayı benim savunma yapmamı istiyor. Ben dün ne söylediysem bu kameralar karşısında bugün de onların arkasındayım. Bu bir avuç sözüm ona bölücülere alan açan bu zihniyete nefesim yettiği kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim. Onların benden istemiş oldukları savunmanın da hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Ve onlara da işte bir savunma hazırladım. Boş bir sayfa. Bu savunmayı da şimdi sizlerin huzurunda zarfa koyuyor. Ve kendilerine bu şekilde iade ediyorum. Ben kendilerine iftira atmadım. Sadece ve sadece olan gerçeklikleri burada sizlerle paylaştım. Bu kurum İnşaat Mühendisleri Odası aynı zamanda anayasal bir kurum. Dolayısıyla böyle bir kurumun devletin görünmez bütünlüğüyle ilgili sıkıntı duyan insanlar tarafından yönetiliyor olmasını da bu milletin bir ferdi olarak içime sindiremiyorum ve onlarla da mücadelemi her türlü ortamda yapmaya devam edeceğimi de burada sizin aracınıza bildirmek istedim. Tekrardan bu basın açıklamasına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradan çıktıktan sonra zarfın içerisinde koymuş olduğu boş savunmanı da kendilerine iletmek üzere postaneye vereceğim. Katıldığınız için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.